Sevgili izleyenler, yağmur çamur demeden sokak röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugün Uzunçayır Salı Pazarı'ndayız. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu soracağız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Çünkü başarılı bir adam. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Hırsız olmadığı için. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Dürüst, şeffaf gördüğüm için oyumuz Bay Kemal'a. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Yani bıktık yeter artık yani. 20 yıldır, 23 yıldır iktidardalar. Ne yaptılar? Tayyip. Neden Tayyip Bey? Bilmiyorum Tayyip Bey. Gönlünüzden Tayyip Bey. Adayı mı diyorum? Evet. Adayı Tayyip Bey adayı. Neden Tayyip Bey? Bilmiyorum. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Şu an kararsız. Neden kararsız? Öyle herkes kafasına göre takılıyor. Geçmiş dönemlerde kime oy vermiştiniz? Ya CHP'ye verdim. Bilmiyorum şu anda. Kafa karıştı. Sanki sen kime vereceksin? Ben reisçiyim. Ben gücün reisçiyim. Yanındayım. İktidar kim olursa ben onu tutuyorum. Güç neredeyse ben onun tarafındayım. Erdoğan. Neden Erdoğan? Öyle geldik öyle gidiyoruz Erdoğan. Peki. Memnunuz. Demirtaş. Kendin Demirtaş aday değil. Kemal Kılıçdaroğlu. Ben seçimde oy kullanmayacağım. Türk vatandaşısınız. Evet. Neden kullanmamayı? Çünkü DNA'nın iki tarafı da sivri yani. Pekala. Muharrem İnce hakkında ne düşünüyorsunuz? Muharrem İnce açık konuşmak gerekirse diğer muhalefete göre bir tık daha üst kademede. Ama oy kullanmamayı tercih ediyor. Yani. Ya çünkü dediğim gibi yani sopanın iki tarafı da sivri. Çünkü şimdi yıllardan beri bakıyorsun halkın yararına zerre bir şey yok yani. Geçmiş dönemlerde kime oy vermiştiniz? AK Parti'ye vermiştim. Bu sefer tercih ediyorsunuz. Yok etmiyorum. Ettiğim biri vardı aslında Fatih Erbakan da. O da gidince oraya o da yalan oldu. Sağ olun. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden evet, Kılıçdaroğlu? Adalet, özgürlük, demokrasi istiyoruz. Artık ülke battı. Onun için de biz zaten CHP'liyim ama Kılıçdaroğlu. Tek geçiyorum. Caderim iyi günler. Kolay gelsin. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu. Bir neden yok Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan tabii ki. Erdoğan'ı sevdiğimiz için. Tabii sevmek yeterli bence. Selahattin Demirtaş, başka kimse yok. Kendisi aday değil, alternatif bir adayımız var mı? Valla odur, benim görüşüm o. Kendisi Kılıçdaroğlu yani Millet İttifakı'yla görüştü, ne düşünüyorsun? Kılıçdaroğlu, ben o Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorum ama ben Selahattin Demirtaş'tan kimseden iş yapmıyorum. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Ülkemizi iyi yönettiği için yani ekonomi biraz kötü olsa da hani düzenimizin değişmemesi için Erdoğan. Bay Kemal. Bay Kemal diyorsunuz. Evet. Bay Sizin Kemal. Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Bay Kemal. Abiye katılıyorum. Bay Kemal. 20 seneden beri mahvetti bizim. 20 seneden beri en yüksek tavandan prim ödedim. Aldığım 10 bin lira para. 38 sene çalıştım. 38 sene. Selahattin Demirtaş. Kendisi aday değil. Alternatif bir aday. Fark etmez. Ne dese onu yaparız. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Daha yeni birisi ve hepsinden daha çok açıklayıcı bence. İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. 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 İnce Başkan. Muharrem İnce. Neden Net. Muharrem İnce? Yani İnce Başkan diyeyim. Başka hiçbir şey demeyeyim. Peki ikinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Ya Kılıçdaroğlu. Gönlünüzde bir cumhurbaşkanı var mı adaylar? Kılıçdaroğlu kızım. Kılıçdaroğlu mu? Evet. Neden Kılıçdaroğlu? Ne bileyim dürüstlükten yana canım. Hani kimsenin hakkını yemeyen, hakkına tecavüz etmeyen, dürüstlük ve herkesi bir noktada birlik, beraberlik yaptığı için canımın içi. Milleti yani bir araya toplama yönü var bunun. Hani ayrım yapmadan kimseyi. Daha önceden AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Verdik. Şu an kararınız değişti ama değil mi? Kararım değişti. Değişti canım. Hayırlısı olsun diyelim. Çünkü çoluğumuz çocuğumuz perişan oldu kuzum. Makine mühendisi oldu oğlum. İki tane şey bitirdi boşta şimdi. Anladın mı canımın içi? Allah hayırlısı kimisi onu getirsin kızım. He canım hayırlısı. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu iyidir. Öbürü geldi ne yaptı bize? Ne yaptı bize? Batırdı bizi o. Gitsin bir an önce gitsin o. Tayyip Erdoğan. Sizlerin? Aynen. Neden Erdoğan? Seviyoruz onu. Aynen. Mutluyuz onunla yaşamaya. Alışveriş yapıyorsunuz. Nasıl fiyatlar? Memnun musunuz? Tabii ki memnun. Buraya geldik ki memnun. Sizler ne düşünüyorsunuz? Aynen. Biz de işçiyiz ya. Biz de iyi seviyoruz. Neden? Öyle. Gönlüm. Seviyoruz. Aynen. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ne bileyim bir değişiklik olsun. Daha önceden AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Evet. Neden kararınızı değiştirdiniz? Bir değişiklik olsun ya yeter ya. Ben bazı şeylerde değiştirmekte fayda var. En basit köydeki bir muhtara bile sorsan 20 sene yaptıktan sonra her şey değişiyor. Hiç sorma bana da sorma. Artık kimse cevap vermez herhalde bu benim durumda. Benim var ya bayağı. Dediğim gibi ben cevap vermek bile istemiyorum. Oy kullanacağımdan bile emin değilim. Ya öyle mi düşünüyorsun? Evet. Geçmiş kesinlikle. Dönemlerde kime oy vermiştiniz peki? Hep AK Parti'ye vermiştim. Kullanmamayı tercih edeceğim. Aynen. AK Parti'ye vermek istemiyorum ama diğerlerinin hiçbirine yani gene AK Parti'ye veririm. Son kararım onların hiçbirine vermem açıkçası. Rica ederim. Tabii Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Değişim şart. Daha önceden AK Parti'ye vermiş miydiniz? Yok vermedim. Cumhurbaşkanımız daha belli değil. Daha karar vermedik. Gönlünüzde bir aday var mı peki? Gönlümüzde bir aday yok şu an. Hani düşünme aşamasındayız o yüzden. Peki Erdoğan ve Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi biz artık yenilik şeylere bakıyoruz. O yüzden onlar şu an aklımızdan geçmiyor. O zaman
Erdoğan geriye Muharrem İnce kalıyor. İşte artık sağ olun, teşekkürler. Tayyip Erdoğan. Başka bir adam yok ya. Tayyip Bey. Neden Tayyip Bey? En güzeli. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Çünkü hizmeti çok. Onun için oyumuz ona. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Nedeni belli zaten. Her şey yapılıyor. Her şey gözü ortada zaten. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ekonomiyi görüyorsunuz. 3000 lirayla pazara girdim. Aldım 3 parça. 3000 TL 3 parça. Evet. Ne düşünüyorsunuz esnaf beyler? Vallahi abi sıkıntı yok. Herkes zengin. Para var millete. Zibil gibi harcıyorlar. Kusura baksın mı? Kılıçdaroğlu da gelse böyle, Ahmet de gelse böyle. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl abi? Herkese para çok var. Cumhurbaşkanı para var. Dünyada herkeste para var. Millet zibil gibi harcıyor parayı. Gidin AVM'lere görün. Herkeste para var. Para yok diyor. Yalan söylüyor. Bugün 3 milyon 4 milyonluk dairelerde oturuyorlar. 5 milyonluk dairelerde oturuyorlar. Şimdi biz şehir şehir geziyoruz. Ha. Genelde vatandaşlarımıza da sorduğumuz kimse zaman. Kimse şikayet etmesin bundan. Geçim derdi olan insanların da olduğunu hepsinin gördük. Hepsinin durumu iyi. Herkesin parası da var. Pulu da var. Herkes güzel de harcıyor. Bugün kasapların önüne kuyrukta et bekliyorlar. Kıymanın fiyatı 300 TL oldu. Vallahi ne düşünüyorsunuz? Vallahi 500'de olsa millet yiyor. Bizim Fatih 180. 180 lira. Evet vallahi. Fatih. Evet. 180 lira normal mi peki sizce kıyma için? Ama şey yaptılar ya, indirim yaptılar ya, 180 lira. Buraya normal, 180. Kim Cumhurbaşkanı gelirse gelsin, Kılıçdaroğlu da gelsin, ben ona 100 milyar maaş vereceğim. Gelsin, Türkiye'yi yönetsin. Kılıçdaroğlu değil, Ahmet de gelse. Ben şahsım olarak 100 milyar maaş vereceğim ona. Niçin böyle bir şey yapıyorsunuz peki? Niye veriyorum? Yönetemezler. Devlet yok ortada. Onlar kim ki? Tayyip Baba'nın başkanı kimse yok abi. En büyük Tayyip Baba. Bu adamı kimse yıkamaz. Bitti. Abla Tayyip Baba'yı kimse yıkabilir mi ya? En büyük Tayyip Baba. Ben 100 milyar maaş vereceğim. Kılıçdaroğlu'na gelsin bugün. Baba. 100 milyar şahsım adına kendim vereceğim. Yönetemez Türkiye'yi. Kim? En büyük Tayyip Baba. Tayyip'ten başkası yalan. Yaşasın Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Seviyorum, sempatim var o kadar. Kılıçdaroğlu'cuyuz biz o kadar. Ekonomik şartlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey, berbat gidiyor o kadar. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Çok düzgün bir insan. Mütevazi. Ya bana çok sempatik geliyor. Yani yaptıkları işleri beğeniyorum. O yüzden Kılıçdaroğlu diyorum. Geçmiş dönemlerde AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Geçmiş dönemde verdim, evet. Şu an kararınızı değiştirdim. Yok, değiştirdim. Hayat pahalı. Yani her şeye yetişemememiz. Yani bugün mesela benim iki çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum var. Yani çocuğumu yani okula yazdıracağım. Okula yazdırırken bile yani inanın okulun müdürü post makinelerini koymuş. Hani şunu diyor. Hangi kartınız var? Hangi kartınızdan çekeceğim? Ya da işte kaç taksit yapayım? Devletin okuluna yazdırmak için. E şimdi ben bunu gördükten sonra yani bugün pahalılık olsun şey olsun yani hiçbir şeye yetişemiyorum şu anda. Peki mevcut iktidar değişirse Kılıçdaroğlu iktidara geldiği takdirde ekonomik düzeni iyileştirebilir mi? Yani iyileştirebilir. Artık yani bence bir değişimin olması gerekiyor. Hüseyin Üzmez. Neden Hüseyin Bey? İşte seks partisi. En büyük hocalarımızdan bir tanesi. İkinci Cübbeli Ahmet Hoca. Üçüncü Adnan Oktar. Vereceğim oy. Başka kimseye vermem. Selahattin Demirtaş. Kendisi aday değil. Başka bir adayınız var mı? Yok, başka tanımam, hiçbirine de vermem. O neredeyse ben oradayım. Başka adayım yok. Benim adayım Selahattin Demirtaş. Kendisi içeride biliyorsunuz ki. O kim istese ona vereceğiz. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? İçi dışı bir adam. Hiç siyaset düşünmeden sadece oradan diyorum. Peki ikinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Büyük bir ihtimalle Erdoğan'ı istemiyorum. İstemiyorum ama çıkar ya. Kandırdılar milleti. Sizin ikinci turdaki oyunuz kimden yana olur peki? Muharrem İnce çıkarsa Muharrem İnce. Muharrem İnce istatistiklere göre ikinci tura kalamayacak gibi görünüyor. Bu yüzden bu soruyu soruyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye. İkinci Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz fikriniz. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Seviyoruz Erdoğan. Vallahi bana kalırsa gene Cumhurbaşkanımız kazanacak. Benim merak ettiğim şey asıl ne biliyor musun? 20 senedir o koltuğu esas bırakmayan Kılıçdaroğlu. Yani bu sefer kaybederse bırakacak mı? Yani biz artık ondan kurtulacak mıyız? Biz onu merak ediyoruz, anladın mı? Kılıçdaroğlu'ndan bu ülke kurtulacak mı? Cumhurbaşkanı kim olacağını çok artık şey değil yani. Ben %90 da gene Cumhurbaşkanımız olur. Ama benim merak ettiğim esas konu yani gerçekten artık kaybederse bu sefer gidecek mi? Ben bunu çok merak ediyorum. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? O partiliyiz. Seviyoruz. Turgut Özdağ'ı. Unutsam dur. Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Seviyorum da ondan. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ona inanıyoruz, ona güveniyoruz. Ondan başkasını da tercih etmiyoruz. Teşekkür ediyorum. Vallahi ben şu anda ne diyeyim? Değilim. Var mı gönlünüzde? Kılıçdaroğlu. Ben burada yaşamıyorum. Türk vatandaşı mısınız? Evet. Sizce gurbetçiler oy kullanmalı? Evet, mutlaka. Nereden geldiniz? Almanya. Almanya'dan geldiniz. Peki Erdoğan'ı ya da Kılıçdaroğlu'nu tanıyor musunuz? Tanıyorum. Hangisini tutuyorsunuz peki? Kılıçdaroğlu, mutlaka. Erdoğan için dünya lideri diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Hayır, bence değil. Pekala. Gitsin artık. Kılıçdaroğlu tabii ki. Kılıçdaroğlu. Parlamenter sisteme geçeceği için. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu?
Öyle olması gerekiyor. Mevcut iktidarın değişmesi gerekiyor. Evet. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ne bileyim, daha fikirleri bana yatıyor onun için. Kılıçdaroğlu benim. Neden Kılıçdaroğlu? Asla birine vermem. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Nedeni yok. Seviyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü AK Parti Cumhurbaşkanı bu ülkeyi yönetemedi. Daha doğrusu yönetti de yandaşlarını hepsine peşkeş çekti. Karadeniz, bu ülke Karadeniz'de değil. Karadeniz'e yaptığı yatırımları öbür taraflar hiç yapmıyor. Ben ondan dolayı Kılıçdaroğlu istiyorum. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Seviyoruz. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Düzgün. Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan. Geçmişten, yani bundan 20 yıl öncesi olduğu gibi, başladığı gibi şimdi de devam ettiriyor ve hani halkın yanında olduğu için, hani ailelere baktığı için, yani daha bunun gibi de hani sayamayacak olduğum şeyler olduğu için hani Erdoğan diyorum. İnşallah hayırlısı olur. Hayırlısı olsun. İnşallah AK Parti diyorum. Teşekkür ederim. Hayırlısıyla inşallah. Neredensiniz? Medya YouTube'dayız. Tamam, teşekkür ederim. İnce. İkinci turda Erdoğan mı konuşuyorsunuz? Hiçbiri. Bence reis. Neden reis? Öyle. Yönetmen başka reis. Yok. Başka yok. Muharrem İnce hakkında ne düşünüyorsun? Muharrem İnce hakkında bir şey düşünmüyorum. Pekala. Ama reis önde gelir bence. Bizimki Kılıçdaroğlu. Biz Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Neden? Biz de artık değişiklik istiyoruz. Bundan sonra bir değişiklik olması şart yani. Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Yok, ben hiç AK Parti'ye vermedim. CHP'ye de oy vermedim. Ama bir değişiklik olsun diye istiyorum yani. Net Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Neden? Yani çok sıkıldık ya. Hani iktidardan da çok sıkıldık gerçekten. Ya hiçbir şey yerinde durmuyor. Bak biz esnafız burada mesela. Yani ürünü alıyoruz. Aldığımız şeyi gerçekten satarken yerine koyamıyoruz. Bir daha gidip aynı, yani aynı fiyatları hiçbir zaman alamıyoruz. Ben yaklaşık hani 4-4,5 sene oldu. Hiçbir zaman bir fiyatın düştüğünü görmedim. Sürekli 2 katı, 3 katı. Ya bizim de bunu tezgahlara yansıtmamız gerekiyor. Sürekli zam yiyoruz. Yani yakıt fiyatları zaten, bak bugün mesela geldik gerçekten hiç yani boşa geldik. Yani insanlar da haklı. Şu an kimsenin cebinde para yok. Yani bir ürün satıyoruz 100 lira, 150 lira. Kimsenin cebinde para yok demesindendi bir esnaf tarafından. Ne düşünüyorsun? Onlar tuzu kuru olan esnaftı değil mi? Evet. Onlar tuzu kuru olan esnaflar. Genelde yer sahipleri. İşte yani zamanında çok paralar kazanmışlar. Bütün kendi yerlerini almışlar. Ben yani şu kadar ufacık yere 3000 lira kira veriyorum. Onlar kira vermeyenler. Yani onların tuzu kuru yani diyeceğim. Peki mevcut iktidar değişirse ekonomik anlamda iyileşme olabilir mi? Yani yerine güzel insanlar gelirse olabilir. Mesela Özgür Demirtaş, bayılıyorum. Çok güzel bir insan. Yani kişiye göre diyeyim, yani böyle güzel insanlar gelirse gerçekten güzel şeyler olabilir yani. İnanıyorum. İnce'ye de inanıyorum. İnce diyenlere genelde ikinci turda soruyorum. İkinci turda Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Yani net Kılıçdaroğlu. Zaten mecbur destekleyeceğiz. Yani başka yapacak hiçbir şey yok. Yani kim gelse, yani sadece Kılıçdaroğlu değil. Başka birisi gelse de, Meral gelse de. Aynen öyle yani. Net yani. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Muharrem İnce. İkinci turda Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Cevap vermek istemiyorum. Kararsız kalın. Sinan Oğan. Neden Sinan Oğan? Birçok nedeni var, gerek yok. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Yani değişmesi gerekiyor. Teşekkür ederiz. Doğrusu da bu. Aynen Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Öyle düşünceme o yani. Karar vermedik. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizler karar vermediniz. Daha karar vermedik. Neden kararsız? Kime vereceğimi bilmiyorum. Bir bakıyorum yavrum. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Benim görüşüm öyle. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Ama bu Cumhurbaşkanım ekonomiyi çökertti. Her şey pahalandı. Millet zor geçim yapıyor onun için. Peki Kılıçdaroğlu iktidara gelirse ekonomiyi iyileştirebilir mi? Diyor, ben iyileştireceğim. Karar veremedik daha. Kararsızız. Geçmiş dönemlerde AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Hayır. Şu an kararsız. Hayır, yine de ona vermeyi düşünmüyorum. Verirsem de Kılıçdaroğlu'na veririm. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? En mantıklısı o şu an. Yaşlı aday istemiyoruz ama şu an en mantıklısı o. Cumhurbaşkanı adayımız daha belli değil. Kararsızsınız. Evet. Benim gönlümdeki şöyle göstermek istiyorum. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Çünkü çok seviyorum kendisini. Gerçekten gençlere daha böyle güven veriyor. Hem de bir kere adam emekli öğretmen. Artı şunu söylemek istiyorum. Bilimden bahsediyor. İşte artı doğruya doğru, yanlışa yanlış diyor. Hani bir de dik duruyor. Çizgisini bozmuyor. Oy alacağım diye HDP ile işbirliği yapmıyor. Ya da Hüdapar'la işbirliği yapmıyor, oy alacağım diye. O yüzden kesinlikle Muharrem İnce'nin arkasındayız yani. İkinci turda Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Ben gerçekten Muharrem İnce'nin kazanacağına inanıyorum. Ama öyle bir şey olursa mecbur. Zaten Muharrem İnce de Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Biz de onu destekleyeceğiz. Kılıçdaroğlu. Evet, ikinci turda öyle. Hoşça kalın. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu? Bu düzenin bitmesi lazım da o yüzden. Yani halkı sömüren mi düzen şu andaki düzen? Altı ittifakla beraber daha hoş bir yönetim göstereceklerini zannediyorum. O yüzden. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu?
Kılıçdaroğlu? Çünkü artık aydınlığa çıkmamız gerekiyor. 20 yıldır yeter bence, değişiklik. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? 20 yıldır bıktık bu düzenden. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu diyoruz ben. Ben HDP'ciyim, o aday çıkarmadığı için Kılıçdaroğlu. Şu an tam kararlı değilim yani. Neden kararsızsınız? Yani belli değil. Geçmiş seçimlerde kime oy vermiştiniz? CHP. Bu sefer kararsızsınız ama. Aha. Neden ama? Yine CHP vereceğim ama. CHP, Kılıçdaroğlu diyorsun. Evet. Oradan duydum ki Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz? Doğru mudur? Doğrudur. Kimsiniz? Sizleri tanıyalım. Doncu Kahraman. Nedir vaatleriniz? Vaatlerimiz inşallah ülkemiz iyi olur yani. Hani görüyorsunuz bak donları onlara insanlar don bile alamıyor. Amcam ya. Yani bir şeyler yapmamız lazım. Don fiyatları yüzünden insanlar don alamıyor dedi. İnsanlar don alamıyor, bakar mısınız? Çelik don var mıydı? Evet. Duydunuz mu? Çelik don var mıydı, çelik? Yani çelik don satıyorum ben burada. Abin fenomen yani. Sen hiç beni görmedin mi? Vallahi görmedim abi. Don reklamı yapıyordum. Don reklamı. Yapın bize de bir reklam alalım. Sen Doncu Kahraman diye gir YouTube'a yaz. Görürsün beni orada. Tamam. Tanımıyor musun? Vallahi tanımıyorum yani. Allah iyiliğine versin. Sen eskide böyle değildin. Bu kız çok değişmiş. Tabii çelik don. Bu donu giydin mi özellikle bizim orada düğünlerden giyiyorlar. Bu, bizimkiler çok zıplıyor biliyor musun? Bizde düğünlerde. Bizim düğünler çok şey. Nasıl söyleyeyim? Ne tarafın yöresinden? Kars, Vegas, Digo, Texas. Tayyip. Neden Tayyip Bey? Soyadı Erdoğan, benim de Erdoğan. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Sempati duyuyorum, dans ediyorum. Tayyip Erdoğan ikinci turda. Demirtaş. Kendisi aday değil, alternatif bir adayınız var mı? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan olacak? Yani ben 48 yaşındayım kardeşim. Pahalılık mağalık, geçin o işleri abi. Adam hizmet etti ülkeye kardeşim. Adam ömrünü adadı bize. Bizim de onun arkasında durmamız gerekiyor. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? İçinden öyle geçiyor ya. İkinci turda Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Daha nazik bir adam, daha güzel bir adam. Ben iyi şeyler getirdiğine inanıyorum ben ülkeye. Daha tırnak partiye oy vermiş miydiniz? Hayır, hiç vermedim. Bu zamana kadar yıllarca HDP'ye oy verdik. Ama bu sefer HDP bize açıklama yaptı. Aday çıkarmıyoruz dedi. Adayımız belli. Kılıçdaroğlu. Tabii ki de Erdoğan. Var mı başka biri? Neden Erdoğan? Gerek ne demek neden Erdoğan? 20 yıldır Allah'ıma şükürler olsun. Yani oyumu Tayyip'e vereceğim ama doğru olduğunu savunduğum için değil, kötünün iyisi olduğunu düşündüğüm için. Diğer adayları iyi bulmuyor musun? Bulmuyorum. Ekonomiyi nasıl buluyorsun? Ekonomi nanay. Yani bulmuyorum. İyi bulmuyorum. Türkiye şartlarında şu an hepimiz zaten iyi şartlarda değiliz. Şu an hepimiz hayat mücadelesi içindeyiz. Ama kötünün iyisi olduğu için yani hiç olmazsa belli bir düzende gidiyor. O sebeple Tayyip'e oy veriyorum. Bundan sonraki seçimden sonrasının son oyum Tayyip'e ama sonrasını bilmiyorum. Kötünün iyisi dediniz. Kötü olan zaten Tayyip'in iktidarda olduğu dönem değil midir? Evet ama bundan sonrası... Ya bu şey gibi olacak. B kuşağı. Hayır, estağfurullah. Yani değişim her zaman şart ama şu an tam anlamıyla güvendiğim hiç kimse yok yani. Anladım. Kılıçdaroğlu no. Muharrem İnce mi? Arabada gaz pedal. Öyle. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı adayım Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü en iyi onun yönetebileceğini düşünüyorum. Şu anda diğer adaylar pek iyi bakmıyorum onlara. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü o partiyi destekliyoruz. Kılıçdaroğlu. Oyumu Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Geçmiş dönemlerde AK Parti'ye vermiş miydiniz? Yok. Ben CHP'ye vereceğim. %90. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Seviyorum adamı. Cumhurbaşkanı Sinan Oğan. Sinan Oğan. Neden Sinan Oğan? Milliyetçi olduğu için. Pekala. İkinci turda Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu? Onların kalacağını kim söyledi? Genel gidişatını gösteriyor. Belki de Muharrem İnce ile şey kalır, Tayyip Erdoğan kalır. Bilemiyoruz. İkinci turda... İşte kalırsa ona göre bakalım. Tamam. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Seviyorum, milliyetçi. Peki ikinci turda Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İkisini de sevmiyorum. Pekala, teşekkür ederim. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Sizlerin? Yok galiba. Benim Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Ben bir değişiklik olsun diye düşünüyorum sadece şu anda. İkinci turda da yine aynı şekilde devam edecek herhalde. Valla şu anki olmadığı kesin. Bakalım yani 14 Şubat'ta. Var mı? Kararsızız. Tabii ki var. Kim? Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Gençleri destekliyor. Peki, ya bir de ikinci turda da Muharrem İnce. Yani olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu yani. Teşekkür ediyoruz. Valla şu an kararsızım. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Artık yeter, değişsin değil mi? Henüz belirlemedim. Kararsızsın. Evet. Reis Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Yaptıkları her şey ortada çünkü o yüzden. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Valla her şeyin değişmesi lazım. Bay Muharrem. Bay Kemal. Ben Kemal, geliyorum. Peki neden Muharrem İnce? Öyle. İkinci yani turda biz... Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İkinci tur Erdoğan derim ya. Erdoğan. Nasıl Erdoğan abi? Erdoğan. Kemal. Neden Kemal Bey? Yenilik olsun. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Bir sürü neden var. Hangi birini sayayım ki? O zaman neden Erdoğan değil? Neden Erdoğan değil? Artık yetti yani.
Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? 20 yıllık ya konuşmak istemiyorum, teşekkür ederim. Pekala. Sizin gönlünüzdeki Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Çünkü yaptığı her şeyi gördüğümüz için, hani inkar edemeyiz, her şeyi yapıyor. Hiç havamda değilim. Benimki Kılıçdaroğlu ya. Neden Kılıçdaroğlu? Bir sebep yok, sevdiğimden. Benimki Tayyip. Neden Tayyip Bey? Çünkü karşısında rakip yok. İki tane genç, biri Kılıçdaroğlu, aynen, biri Erdoğan diyor. Senin bu arada. Evet. Bir genç olarak ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Ekonomi şu an kötü, evet. Ama sırf ona bakarak da değerlendirmemek gerekiyor ki karşısındaki rakiplere de bakmak lazım. Bence şu an Tayyip'in karşısında duracak rakip yok. Olsa o yüzden. Değişir. Evet. Kılıçdaroğlu elbette ki. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na veriyor. Ben HDP'liyim, ondan veriyorum. Kılıçdaroğlu. Ben paylaşmayayım. Pekala. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teyzeciğim benim. Gel abla. Bizim de öyle. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu kesin. Bilmiyorum, düşünmedim. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Seviyoruz adamı. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Ya iyi şeyler, yani iyi şeyler. Nereden geldiniz? Almanya'dan geliyoruz biz. Almanya'da evet. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Almanya'nın ekonomisi batıyor. Avrupa'nın genelde ekonomisi batıyor gibi geliyor. Yani şimdi savaştan dolayı falan bayağı destek Ukrayna'ya gittiği için tabii ki. Peki sizce gurbetçilerin oy kullanması doğru mudur? Yok. Aslında bizim alakamız yok. Yani sonuçta sizin devletin... Yaşamayıp Türkiye'nin kaderini değiştirmesinin doğru olduğunu bilmiyorum. Gelecekte inşallah bir gün nasip olur Türkiye'ye taşınmak. İnşallah buradan da bir evimiz olur ama yani sonuçta Alman vatandaşı olduğumuz için buraya normalde oy atmamız doğru değil. Kullanacak mısınız peki? Yok, ben genelde kullanmıyorum. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Nedense değişmesi lazım, yeter bu kadar. Daha önceden AK Parti'ye oy vermiş miydin? Yok. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Bu ülkenin artık bu iktidarın elinden çektiği yeter diye düşünüyoruz. Artık özgürlük ve barış istiyoruz. Vallahi kim olursa olsun sonuç itibariyle AKP başındaki olmayacak yani. Artık yenisini istiyoruz. Büyük bir ihtimal Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve yanındaki arkadaşlarını seçeceğiz. Yani değişiklik şart diye düşünüyoruz. Çok uzun bir zaman oldu. Zaten bu zamanın yarısını kötü olarak yönettiler. Artık geri kalan yarısını da biz düzeltmek için uğraşacağız. Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Ben Kemal geliyorum. Tayyip Erdoğan haricinde kim olursa olsun. Var mı gönlünüzde bir aday? Ya gönlümde yok. Aslında Kılıçdaroğlu'nu da istemiyoruz ama mecburen onu vereceğiz yani. Aynı. Kılıçdaroğlu. Evet. Sizlerin adayı aldık. Bizim Selahattin de ama mecbur Kılıçdaroğlu'na verir. Selahattin olmadığı için Kılıçdaroğlu'na verir. Sizlerin adayı kimdir? Aynı Selahattin Demirtaş şu anda rehin içeride. Mecbur Kılıçdaroğlu'na verir. Rehindir. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? En iyi aday onu görüyorum. Peki ikinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Ya boş geçerim herhalde ya. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal? Yani ortada artık bu sorunun cevabını veremeyecek insan yok. Düştüğümüz hali görüyorsunuz. 50 lira bir tişört için şuralarda dolanıyoruz bu soğuk havada. Bence daha fazla açıklama yapmaya da gerek yok bu konu hakkında. Benim de fikrim aynı. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim ben de. Reis. Neden reis? Seviyoruz. Sevmek yeterli mi? Yeterli değil de şimdi şöyle bir şey. Şu süreçte en doğru adayın o olduğunu düşünüyorum. Onun için Erdoğan diyorum. Sizlerin adayı kimdir? Bizim de aynı Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Ya şimdi baktığımız zaman diğer adaylarla karşılaştırdığımız zaman bugüne kadar tek dik duran lider Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kelimeyi bir araya getirmiyor yani. Karşılar muhalefet yok. Türkiye'de muhalefet olmadığı için. Hakikaten yok. Gerçekten bu ülkede muhalefet yok. Ondan dolayı yine de reis diyoruz. Hani bazen hani diyorlar ne yapalım. Bu sefer ülkemizin geleceği için 100 yıllık sizin geleceğiniz için siz de Tayyip demeniz lazım. Urfa'ya gidip Antep'e geldik diyen bir lider var. Konya'yı ülke yapan lider var. Bir de dünya lideri var. Gerçek bir muhalefet karşısında yok ki zaten. O yüzden tercihimiz Cumhur İttifakı diyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim.